Efendim hoş geldiniz. Bir dakika isim unutuyorum. Nihan. Hande diye isim geliyor sana. Nihan da bugün yine harika kavanozları bize kırılanları getirdi. Evet. Seyircimize gönderdiğimiz iki tanesi kırılmıştı. Onu tamamladık burada. Bugün ne yapacaksın? Tabure yapacağız. Tabure yapacak. Ay yaz geliyor. Çok ihtiyacımız evet. var. Ben çok severim tabureyi. Taburede oturmayı da severim. Evet. Nurgün Tezcan bugün bize ne yapıyor? Bebek hırkası yapıyorum. Ne diyorsun? Ödevi siz vermişsiniz. Bir arkadaşımız paylaşmış. Yeğenine yapacakmış. Sibel evet. verdi bu modeli. Ödevi değil de hani. Bakın çok güzel bir model. Çok güzel olmuş. Ve şöyle verildi şapkası bana. Şapkası da var. Evet. Aynısını yapmış. Hatta daha güzelini yapmış. Sibel biz bunu nereden bulmuştuk? Bize de bir izleyicimiz bir mi gönder? İzleyici yolladı. İsim? İsmini şu an hatırlayamadık. Şu an hatırlayamadık. Evet, o da bizim eksiğimiz olsun. Bunu telafi ederiz sonra. Evet, yani o kadar güzel bir aslında bu programda en hoşuma giden şey seyircisiyle iç içe birlikte biz onlar için, onlar bizim için hakikaten çok güzel şeyler gönderiyorlar. Elif'cim Almanya'dan, Elif Güneş çok güzel şeyler, fikirler atıyor. Elif hepsini biriktiriyorum, yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Yani harika fikirler ortaya çıkıyor. Sence de öyle değil mi? Bu program şeyini yerine getiriyor değil ben mi? Ben çok keyif alıyorum. Değil burada mi? Yaptıklarınızı görünce de çok mutlu hevesleniyorsun. Evet, insan kafası bir sürü fikir geliyor. Güzel. Nurgüncüm hemen anlatalım. Nereden başlıyoruz? Şöyle bir üzerinde önce bir genelini öyle, anlat. Anlatayım ben de. Yani. Önce onu görelim. Yakadan başlıyoruz. Yani şu robayı yapıyoruz önce. Şöyle, evet. Yakadan mı gidiyor evet, aşağı doğru yaka. Bu? Şöyle düşünelim. Böyle başlıyoruz. Şurayı yapıyoruz önce. Bütün bedeni yapıyoruz şurayı. Çok güzelmiş yalnız bu büyüklere kollar doğru. Kollar hariç. Kolları düşünmeyelim önce. Evet kollar yok. Tamam. Kollar yok. Bunu yapabilmemiz için 80 tane zincir atıyoruz. Yani yakadan başlanan bebek hırkaları bebek hırkası gibi diyebilir miyiz? Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. 80 tane zincirimizi attıktan sonra şuraya 77 tane trabzan oturtuyoruz üçlü. 77 trabzan, ilk sırada artış falan yok. 77 trabzandan sonra 11 sıra arttırarak gidiyoruz. Arttırmaları da ben şimdi size söyleyeceğim. Onların hepsini ayarladım. 14 tane yapıyoruz. Bir dakika, şöyle yapalım. 14 tane yapıyoruz, sağ ön diyelim. Artışı yapıyoruz. 14 kol, tekrar artış. 20 tane arkaya trabzan ayırıyoruz. Artış yapıyoruz. Sayılar 14. önemli burada. Evet, evet. çok önemli. Tekrar artış yapıyoruz. Bu bir kruvaze gibi düşünün. Yani tam ortada değil. Onun için sağ önde 14 trabzan ayırıyoruz. Sol önde 11 trabzan ayırıyoruz. Bu da güzel bir detaymış. Evet. Artışı göstereceğim ben burada. Bunu sonra 11 sıra trabzan örüyoruz. Her sırada arttırarak 11 sıra trabzan örüyoruz. Zaten onun yeri bellidir o artış evet. yeri. Şuralardan değil mi Sibel? Evet. Önden ve arkadan o evet. artışları yapıyoruz. Bir köşesi gibi. Mi? Aynen artışı. Öyle. Aynı noktaya batıyoruz. Evet. Aynı noktaya aralara birer zincir koyuyoruz. Bir zincir mi? Evet, köşelerde. Birer zincir yapıyoruz. Evet. Yani dört tane artış yeri var. Evet dört bu. Tane artış yeri var. Ben burada bakın bir, iki, üç, dört gösterdim. Bir dakika gösterelim tekrar. Evet, bir dakika bir, görelim. Kollarda oluyor bu. Bir, iki, üç, dört artış oradan yeri. Da kollar kendiliğinden zaten evet. çıkmış oluyor. Şimdi, evet. Ben dedim burada 77 tane trabzanımız var ilk sırada. İkinci sırada 14 tane trabzanı ördük. Geldik. Artışa mı? Artışa geldik. 14'ten sonra 14'ü kesin yapacağız. 15.'yi yapıyoruz. Tek bir zincir alıyoruz. Tekrar aynı yuvaya. Yani 15.'nin yuvasına batıyoruz. Evet 15.'nin yuvasına tekrar batıyoruz. Arada bir zincirle gene bir üçlü trabzan. Yine 15. yuvaya tekrar bir zincir alıp bir kere daha batıyoruz. Ha 3 tane yapıyor. Evet. Öyle mi? 3 mü yapıyor? 3 tane. Evet. Şöyle düşünün. Ha süpermiş. Artış böyle. Artış yani böyle. Yani 14'ten sonra 15. yuva 3 tane trabzan yapıyoruz. Arada birer zincirli. Sonra kola devam ediyoruz. 6 ayrı mı örülüyor? Onu 6 ayrı örülüyor. Bunu şimdi ördük bitirdik. Üst örüldü. Evet üst örüldü. Hafif ben... böyle yandan çarklı. Yani evet, tam ortada kapanmıyor. Ve bakın evet. şöyle de bayağı bir biniyor üst üste. Evet biniyor. Yani onun için sayılar farklı. Orada sayılar niye farklı olmayın. Evet bakın burada daha az. Burada daha çok. Yani zaten anlayanlar şu içine girdi.
Neyse. Yani şurada bayağı bir payı var bunun. Evet. Evet. Güzel. Alta geçelim Nurgün. Şimdi şapkanın mantığı da alt gibi. Evet. Aynı. Bitti bu. Farz edin. Evet. Kolları örmeseniz de olur. En son örersiniz kolları. Ben zaten burada bitiş sayılarını da yazdım. Trabzanları. Kaç tane trabzanımız olacak elimizde. Onların hepsini paylaştım. Paylaştın da burada da söyle tattım. Şöyle söyleyeyim o zaman. Bitişinde yani. Önde, geniş olan önde, sağ ön diyelim buna 25 tane trabzan olmuş olacak. Tamam. 25. Arkada 42 tane trabzan olmuş olacak. Evet. Burada. Diğer önde 22 tane trabzan olacak. Evet, burası olacak. Az çünkü öbürü bunun evet. üstüne biniyor. Evet. Ve hafif yandan çarklı oluyor. Evet. Kollarımızda da 36 trabzanımız var. Güzel. Üçlü örüyoruz, üçlü trabzan. Ay birine hediye götürmek için de inanılmaz çok güzel. Güzel. Evet. Bitti. Daha sonra şurayı dikişte sülfile deriz evet. temizlemek için. Bu da ters sık iğne. Buradan başlayıp geriye doğru gidip ters sık iğne yaptım. Temizlik gibi o yengeç bacağım diyorduk geri, ya geri gidip o, biz yarın şeyleri göstereceğiz boncuklu boyunlukta. Evet Sibel oraya da yaptı ondan. Evet. Tamam. Ondan sonra Cimadayan burada başlıyoruz eteğe. Etekte 45 tane zincir atıyoruz. Şu en son temiz olsun diye tek bir sıra daha geçtim. Şu iki tane düşünün. Evet. Sonra kenarlarını da düzeltmiştim. Evet. Evet. 45 tane zincir atıp 40 tane trabzanımız var burada üçlü. Şuranın ölçüsü 40 trabzan. Tamam, güzel. Bunu yaptık, bitirdik. Ondan sonra renkli ipimizi takıyoruz. Renkli evet. ipimizi takıyoruz ama burada bunun hilesi şu pile havasını versin diye içten alıyorum. Bakın şimdi burada göstereceğim size. İçe batıyorum. Tam deliğin ortasına değil, arkadan alarak yapıyorum. Bunda da 40 taneydi ya. O çok güzel düşürmüş. Evet, onu. Bu pile havasını evet. veriyor. 15 tane çakma sık iğne. Tamam. 5 tane ikili trabzan, geri kalan 15 taneyi de üçlü trabzan yapıyoruz. Ha, genişliyor o zaman onda. Evet, şu pileyi vermesi yani için. Yani bu tek sırada gidip, oluyor gidip böyle. Gelmedi. Evet, tek, iki gidip sırada. Gidip gelmedin, gidip, ben öyle geldik. Anladım. Gidip geldik. Gidip geldi, bir dakika İkişer söyle. Sıra, ikişer sıra gidiyor. İkişer sıra gidiyor, yani bir dakika. Bir sıra gittik, geldik, gri ile bitirdik. Renkte bahset. Renkte 15 tane sık iğne. Çakma sık iğne, pardon 20 tane çakma sık iğne yaptık. 5 tane ikili trabzan. 15 tane üçlü trabzan. Sonra tekrar terse döndüğünde. Arkaya döndük. Arkada da tekrar 15 tane üçlü. Oldu şimdi tamam. 5 tane ikili. 15 tane çakma sık iğne. Süper fikir. Beresi de şahane olmuş. Şurada beresi. Hatice Çoban'a bir şey söylemek istiyorum. Nurgün Tezcan Instagram'da bir şey sordum. Kullandığı ipin markasını sordum diyor. Beni bloklamış diyor. Teşekkürler diyor. Hatice öyle bir şey yapmadım diyor. Ben bilmiyorum. Benim kızlar diyor bana diyor şey yapıyorlar. İpin markasını sordun diye seni bloklamamıştır. Yukarılara bir yerlere gidince de hani onu bilmiyor cevap verememiştir. Öyle bir şey olmadı. Bir de Eren İsmet Bolat'a bir şey söylemek istiyorum. Bir aydır Kahramanmaraş'tan yazıyorum. Türkiye'dekilerin sesi duyulmuyor. Ama ta İran'dan ses duyuluyor. Instagram'a yazmışlar. Instagram'da görebilmem daha kolay oluyor. Burada çok tweet geldiği için arada kaybolabiliyor. Öyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bir şey olabilir mi? Hepiniz hele yurdumuzun her neresinde yaşıyorsanız yaşayın. Hepinize aynı mesafede, aynı sevgiyleyim. Yurt dışından izleyenlere de öyleyiz. Sizler bizim seyircilerimizsiniz. Türkiye'nin kadınlarısınız. Biz size öyle bir şey yapmak haddimiz değil. Sizi seviyorum. Ve böylelikle de sizden bahsetmiş oldum. Bir şey istiyorsanız ona da cevap veririz. Bazen aradan kaçıyor, affedin. Olabiliyor ama bunda kasti bir şey söz konusu bile olamaz. Söz konu. Ancak hakaret içeriyorsa bir şey, terbiyesizlik yapılıyorsa o zaman onu istemiyorum ben. Orada olmasını istemiyorum. Yani bu kadar basit. Ama bir şey sormuşsunuz, bir şey rica etmişsiniz. Deli oluyorum, onu bulacağım evet. da araştıracağım. Evet. İşte arkadaşlarım biliyor. Evet Nurgüncüm, şu araya girme işlemini, şu pileler olurken araya evet. girme işlemini... Ön sırada yapılıyor bir de. Evet. Onu da söyleyeyim. Bir ön tek sırada. Ön sırada arka yapılıyor. Sırada arka sırada normal örülüyor. Normal evet. trabzanı örülüyorsunuz. Şimdi çakma sık iğne de bakın şöyle baktığınızda yaptık. Bitti iki sıra. Normal renkten yaptığımız. Hı. Şöyle V'ler oluyor. Bu öndeki değil, arkadaki V'den alıyoruz. Çakma sık iğnede de ilmek alıp bir kere de çekiyoruz. Bu çok bakın, iyi değil mi arkadan, Sibel? Evet. Arkadaki ilmekten alıyoruz. Bir kere de çekiyoruz. Bunu 20 kere yapıyoruz. Şimdi 20 arkaya tane. Dön oradan. Bir dakika. Arkaya döneceğim. Dön.
Arkada nasıl yapıyorsun? Şimdi döndüm arkaya. Bak. Arkada bakın yuvalar var. Yuvalar. Bu yuvalara tekrar çakma sık iğne yapıyorum. Normal gidiyorum. Normal gidiyorum. Süper bir bilgi. Evet. Çok güzel düşmüş. Sanki renk geçişlerinde pili yapılmış gibi. Evet. Katlanıp ütülenmiş gibi. Kendinde. Yani evet bakın. Yapınca. Süpersin Nurgül. Arkadan çok güzel bir şey öğrendik aynı zamanda. Evet, Nihan Dayıgil. Nihancığım nasıl dönüşler? Çok güzel, çok güzel tepkiler var. İnsanların çok güzel mesajları var. Ziyaret ediyorlar, geliyorlar, workshoplarımıza katılıyorlar. Evet, harikasın. Şimdi Nihan'ın Instagram'da hesabını takip ediyor musunuz? Başka bir şey, ben yine onu bugün yazarım size. Çok güzel şeyler paylaşıyor. Çok estetik, çok kreatif, çok da güzel resimliyor. Hatta bana bir program öğretti. Çok güzel. Resmi azıcık böyle rengini kırıyorsunuz falan. Evet. Geçen burada bir şey çektik, beğenmedim. Bir dakika dedi, size ben bir şey yükleyeyim Derya Hanım dedi. Onu da paylaşalım. Evet. O da çok güzel bir program. Rengi böyle hafif kırıyor. Çok güzel. Merak eden izleyicilerimiz evet. Oluyor. Ay ben neler yapıyorum? Öğreniyorum bu gençlerden. Gerçekten gençlerden öğreneceğiz. Onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Geride kalmamamız lazım. Gerçekten. Evet Nihan, hemen yapalım. Bu tabureleri nereden aldın? Yaptırdın sen onları. Evet, ustalarımız var. Onlara yaptırıyoruz. Evet, tabureleri bir görmek mümkün mü sevgili yönetmenim? Evet, çok güzel olmuş tabureler. Burada ham halini de getirdim. Evet, nasıl boyadın bunları? Ne boyasıyla? Yine akrilik boyayla beraber boyadım. Boya. Evet, su bazlı boyayla boyadım. Fırçayla mı boyadın? Evet, fırçayla boyuyorum. Evet. Ya işte stencil'larla, dantellerle, kurdelelerle hani istediğiniz kadar süsleyebilirsiniz. O bir tane süslüsü var, onu görelim. Çok güzelmiş. Evet. Bak. Neler yaptın onun üstüne? Stencil'lar çok... var. Evet. Görelim stencil'larını. Mesela burada bugün yapacak olduğumuzda bir tane örnek getirdim. Şöyle göstereyim. Kameraya kaldıralım, tutalım onları. Evet. Şöyle. Şöyle. Family. Aile. Evet. Family. Aile. Bakın. Bugün ayrıca farklı bir uygulama daha yapacağız. Mühür evet, uygulayacağız. Arada İngilizce tabii. Dersine de geçiş yapıyoruz. evet. Tekrar edin. Family, aile. Family, aile. Mutfağa giderken, koridorda yürürken falan. Family, aile. Bak bir kelime öğrendik. Tabii canım. Kötü mü? Tabii gayet güzel. Gayet iyi. Tabii. Ne güzel. Bak ben bugün de hatırlamış oldum bu evet. Kadar. Evet. Güzel bir şey öğrendik. Şimdi nasıl yapacaksın onları? Şimdi nasıl yapacağım? Ben her bacağını renkli boyadım. Evet bugün bir tane taburemize bir hediye ediyoruz. Bir tane tabure hediye. Kırılan kavanozlar sahibine gidecek. Evet, hiç kırılmayacak şekilde. Evet. Bir de örgüler yapmışsın üstüne tabureleri. Bunlar yine tabii annemin marifeti. Çok güzel yapmış annen tabure. Bir tane geçirip gösterelim mi başlamadan tabii önce? Ki. Mesela şunu geçireyim. Şimdi burada bir fikir paylaşmak isterim ben. Şöyle bir fikir paylaşmak istiyorum. Bunları eski berelerden, eski şapkalardan biraz şöyle kıtlatırsınız kenarlarından. Evet. Alttan birleştirirsiniz çok şık olur. Örneğin mesela bunu biraz ya biraz kenarına bir sık iğne gittin mi? Bak. Sen beresi bak, oluyor bu. Bak bir sıra sık iğne evet. İster bu. Gerçekten. Yani evde varsa böyle bir şey. Kenarını böyle kıtlatırsınız. Burayı da bir lastik geçirirsiniz. Harika. Yap bakalım nasıl oluyor. Şeyde internette bu sehpa olayı gerçekten aşmış durumda. Çok evet. Güzel örnekler var. İnanılmaz. Yapalım. Şöyle. Bakın altlarını da böyle bu. Bir dakika bu bunun değil. Annen kızacak sonra. Bu bunun. Bak. Çıkaralım. Annen onu ona konur mu yavrum diye şimdi eve gidince. Diyordur büyük ihtimalle. Evet. Bak renkler şimdi evet. Tamamlandı. Evet. İçindeki renklerden de ne kadar güzel. İsterseniz buraya biraz sert gelir derseniz buraya bir el yafta koyabilirsiniz içine. Evet. Eski bir kazağınızı koyabilirsiniz yumuşak evet. Angora başka bir şey bir yumuşak pazen koyabilirsiniz. Süper. Süpersin. Şimdi onu boyayacak herhalde. Bunu boyayacağım evet, sen şimdi affedersin. Evet buyurun. Şimdi bunun üzerine... Şunlar da çok güzel. Bunlar ne baskılar? Şundan bizde de var. Bunlar da mühürler. Mühürler. Bakın böyle mühürler evet. Var. Böyle basıyorsunuz. Boyaları var. Mühürleri nasıl yapıyorsun? Bu mühürlerin de çok güzelmiş. Bunlar nereden bunlar? Özel bir şeyler. Bunları da yine bir internet sitesinden aldım. Instagram'da da profili var paylaşırız.
Evet. Bir hanımefendi, İnce Hanım, ondan temin etmiştim. Evet. Vallahi çok güzelmiş bunlar. Şimdi buralara boyayı sürüyorsun. Bunun kendi farklı bir boyası var. Yap evet. Bakayım bir tane şu tacıya. Süpersin. Mesela şuraya bir tane yapalım. Ay çok güzel oldu. Aa, bunu paylaş, biz de alalım buradan. Evet. Çok güzel. Bunları yapıyorsun. Hı hı. Yine onunla neyle yapıyorsun? Bunun mühürü ne? Yine aynı şekilde ben bugün hani görünsün diye siyah renk boya tamam. getirdim. Bunun her renk boyası var. Sibel. Aslında şimdi doğru kullanılırsa sosyal mecra çok güzel bir paylaşım alanı aslında. Değil evet. mi Derya Hanım? Ama evet. doğru kullanmalı. Hani ne bileyim. Neyse söylemiyorum. Evet. Çok güzel, çok güzel. Yok biz hanımlar çok güzel kullanıyoruz. Bak ne güzel. Sosyal medyayı. Aa, evet. Çok güzel olduysa oturmaya kıyamaz. Bunları sehpa gibi de kullanabilirsiniz. Sehpa yani, evet. Bakın tut onu sıkı tut, sıkı tut. Mesela böyle bir kahvenizi koyabilirsiniz üstüne. Hı-hı. Sehpa gibi de ben çok seviyorum. Çok da pratik oluyor bu tabureler. Hı-hı. Evet haftaya benim ördüğüm şu parçaya... Bir tabure sipariş ettik. Ben de bunu tabure üstü yapacağım. Bunu örmüştüm hatırlarsınız. Onu da taburede kullanmaya karar verdim.